Bu anne domuz ve bu da baba domuz. Domuz Peppa. Yıkamam. Baba domuz bu sabah çamaşır yıkıyor. Baba, bu tişört nedir? Bu benim futbol formam. Babanız bu akşamüstü futbol oynayacak. Ama önce işe gitmem lazım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Zavallı baba. İşe gitmek zorunda. Aa, zavallı babanız. Hadi gidip oynayalım. Evet, hadi oynayalım. Peppa çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. George da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Anne domuz da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Olamaz. Anne, babamın formasına çamur sıçrattık, gördün mü? Sorun değil. Hemen yıkarız. Hemen yıkarım. Babanız çamurlandığını bile anlamaz çocuklar. Hadi makineye atacak başka şeyler de bulalım. Aa, benim elbisem de biraz çamurlu. Anne domuz ve George yıkanacak başka şeyler de buldu. Aferin sana George. Kıyafetleri buraya koyup düğmeyi çeviriyoruz. Çamaşır makinesi sabunlu sıcak suyla doldu. Şlap, şlup, şlap, şlup, 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 şlup. Çamaşır makinesi bütün odayı titretiyor. Oh Peppa, senin elbisen nerede? Oda yıkanıyor işte. Ne? Hayır. Bak anne, kırmızı elbisem tertemiz olmuş. Evet Peppa, ama bak başka elbiseler ne halde? Olamaz. Peppa'nın kırmızı elbisesi bütün beyaz çamaşırları pembeye boyadı. Forma için pembe pek de iyi bir renk değildir. Baba domuz işten eve döndü. Herkese merhaba. Merhaba. Baba domuz, küçük bir sorunumuz var. Sonra söylersin anne domuz. Futbol maçım için hazırlanmam lazım. Futbol formam nerede? İşte. Saçmalama Peppa. Bu annenin elbiselerinden biri. Bu pembe. Hayır baba domuz, bu senin forman. Forman birazcık çamurlandı. Biz de yıkadık. Ama bir yanlışlık oldu. Affedersin babacığım. Ama pembe futbol forması giyemem ki. Neden olmasın baba? Pembe çok güzel bir renktir. Sen ne dersin George? George pembeyi sevmiyor. Baba domuzun arkadaşları Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Poli ve Bay Zebra geldi. Muuu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hemen geliyor. Takımım beyaz giyiyor. Bana beyaz forma lazım. Ama baba, üstündeki beyaz zaten. Ceketini çıkarman yeter. Gördün mü? Çok güzel. Teşekkür ederim Peppa. Herkese merhaba. Merhaba baba domuz. Formanı beğendim. Çok zekice. Teşekkür ederim. Hadi gidip futbol oynayalım. Evet. Baba, şuna bak, her tarafın çamur olmuş. Tabii ki Peppa. Futbol formalarının çamurlanması gerekir. Baba domuz futbol oynamayı seviyor. Herkes futbol oynamayı seviyor. Özellikle çamurlu yerde. Peppa'nın ailesi karavanlarıyla tatile çıktı. Günaydın küçük domuzcuklarım. Günaydın baba domuz. Kamp yapmaya bayılıyorum.
Kırsal bölgede olduğumuz için günü doğayı izleyerek geçirebiliriz diye düşündüm. Çok iyi fikir anne domuz. Hadi doğa belgeseli izleyelim. Doğanın harikalarından biri. Kuşlar. Ne kadar güzel. Hışt, hışt, küçük kuş. Senin yüzünden televizyonu duyamıyoruz. Ah baba domuz. Kampa gelip de televizyon seyretmenin hiçbir anlamı yok. Onu evde de yapabiliriz. Doğru diyorsun anne domuz. Gidebileceğimiz bir sürü güzel yer var. Ağaç dünyası var. Ağaç dünyası nedir? Ağaç dünyası ağaçlarla dolu büyük bir orman. Sanki biraz sıkıcıymış. Ya da patates şehri var. Patates şehri nedir peki? Sonunda patates yiyebileceğimiz bir patates tarlası turu bu. Bu çok ilginçmiş. Ya da ördek diyarı var. Ördek diyarı nedir? Ördeklerle dolu geniş bir nehir. Ördek diyarı. Ördek diyarına gidelim hadi. Peppa ve George ördekleri çok seviyor. Ördek diyarına nasıl gidiliyor? Karavan bize yol gösterebilir. Merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Ördek diyarına lütfen. Yoldan düz olarak ilerleyin. Ördek diyarına gidiyoruz. Karavanımızla. Ördek diyarına hoş geldiniz. Kaç bilet acaba? İki yetişkin ve iki çocuk. Ördeklerle iyi eğlenceler. Ördekler nerede? Belki tatile çıkmışlardır. Hadi piknik soframızı kuralım. Piknik yaparken her zaman... Ördekler gelir. Peppa ve George pikniğe bayılıyor. Bakın işte ördekler geldi. Dur baba. Ördekler için ekmek gerek. Oo. Pekala. Merhaba bayan ördek. Başka ördekler de geliyor. Bütün kız ve erkek kardeşleri geldi işte. Ve daha fazla ördek geliyor. Büyük anne ve büyük baba ördekler. Bütün teyze ve amcaları da geldi. Son kalan ekmeğimiz de gitti. Ördekler baba domuza teşekkür edin hadi. Ya, rica ederim. Ördek diyarına bayıldım. Eve gitme vakti geldi. Eve en kestirme yol neresi acaba? Düz gidip nehire girin. Aa, emin misin? Evet, nehire doğru gidin. Ama nehrin içinden gidemeyiz ki. Evet, saçma sapan konuşuyor. Lütfen... Mavi düğmeye basın. Karavan nehrin içine giriyor. Bakın karavanımız tekneye dönüştü. Bunu hiç beklemiyordum. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Bakın büyük baba köpek ve köpeklerini orada. Merhaba baba domuz. Merhaba. Nehire inanıyoruz karavanımızla. İlerideki tepeye çıkın. Hedefinize ulaştınız. Evet. Bu güzel tatil için teşekkür ederim bayan karavan. Ho ho, rica ederim. Tatile gitmek çok güzel baba. Ama kendi küçük evimize dönmek daha da güzelmiş. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Hem iş hem oyun. Çok güzel güneşli bir sabah. Boş oturmak için ne kadar güzel bir gün. Baba domuz boş oturmayı seviyor. Baba. Bugün işe gitmeyecek misin? Hayır Peppa, bugün cumartesi. Baba domuz cumartesi günleri çalışmıyor. Baba domuz, işe geç kalacaksın. Ama bugün cumartesi anne domuz, öyle değil mi? Hayır, bugün perşembe. Baba domuz perşembe günleri çalışıyor. Sonra görüşürüz. Güle güle. Zavallı babam çalışmak zorunda. Anne çok şanslısın. Bütün gün evde oynayabiliyorsun. Ben
oyun oynamıyorum. Bilgisayarımda çalışıyorum. George mutlu bayan tavuk oyununu oynamak istiyor. George mutlu bayan tavuk oyununu işim bitince oynarız olur mu? Anne koyun ve Suzy Peppa'yı oyun grubu için almaya geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Oyun grubunda iyi eğlenceler. Hoşça kal anne. Çok çalış olur mu? Bayan koyun, siz çalışıyor musunuz, oynuyor musunuz? Bugün spor salonuna gidiyorum. Çok çalışacağım. Spor salonunda ne yapıyorsunuz? Koşuyorum, atlıyorum ve zıplıyorum. Anne, o iş değil ki. O oyun. Peppa ve Suzy oyun grubuna geldi. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Çocuklar, bugün alışveriş oyunu oynayacağız, tamam mı? Kim dükkancıyı oynamak ister? Ben. Peppa ile Suzy dükkancı olsun. Kalan herkes müşteri olabilir. Peppa ve Suzy dükkan sahibi rolü yapacak. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ben paraları alırım Suzy. Sen de tezgahtar olursun. Tamam. İlk müşteri köpek Danny. Merhaba dükkancı. Merhaba Bay Köpek. Bisküvi alabilir miyim lütfen? Suzy, acaba bisküvimiz var mı? Hayır. Ama oyuncak telefonumuz var. Peki oyuncak telefon ne kadar? Tam olarak 100 pound yeterli olur. Teşekkür ederim. Sıradaki lütfen. Hey. Merhaba dükkancı. Bir tane ekmek alabilir miyim acaba? Hayır. Ama oyuncak ev alabilirsiniz. Bir poşete koymamızı ister misiniz? Evet, lütfen. Bir peni alabilir miyim lütfen? Aa, o kadar param yok ki. Bir dahaki gelişinizde verebilirsiniz. Vay canına, bu iş çok zormuş. Evet. Merhaba dükkancı. 1,000,000 sterline ne alabilirim acaba? Suzy, 1,000,000 pound'a neyimiz var bizim? Havuç var. Evet, lütfen. Tavşan Rebecca havuca bayılıyor. Eve gitme vakti. Baba domuz Peppa ve Suzy'yi almaya geldi. Baba, bugün işler çok yoğun muydu? Evet, bugün çok fazla çalıştım. Biliyor musunuz, biz de çok fazla çalıştık. Biz dükkancı olduk baba. Falan filan bitti ve çıktı alalım. Anne domuz işini bitirdi. Tamam George, belki bir kez mutlu bayan tavuk oyununu oynayabiliriz. Bunu hak ettik artık. Yaramaz anne, mutlu bayan tavuk oyununu oynuyorsun. Ah, çünkü George'la ben işimizi bitirdik. Öyle değil mi George? Hepimiz işlerimizi bitirdik. Hadi hepimiz oynayalım. Eşek delfin. Alo, ben Baba Domuz. Bay Domuz, nasılsınız? Oo, telefonda bir tuhaflık var. Umarım İngiltere'de havalar iyidir. Gördün mü? Telefon garip şeyler söylüyor. Merhaba. Nasılsınız? Alo beyefendi. Evet. Hoşça kalın. Arayan Bay Eşek'ti. Fransızca konuşuyordu. Aha, tahmin etmiştim. Anne, Bay Eşek sana ne dedi? Küçük Eşek Delfin bizi ziyaret edebilir mi dedi. Aa, ne güzel. Eşek Delfin, Peppa'nın Fransa'dan çok özel bir arkadaşı. Delfin bizimle konuşup dilini geliştirmek için geliyor. Acele etsek iyi olur. Delfin'in treni gelmek üzeredir. Son durak. Herkes insin. Bu Delfin'in treni. Delfin. Bonjour. Bonjour. Fransızca'da merhaba demek. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bay Eşek. Aman tanrım.
O büyük bavul Delfin'in mi? Evet, Delfin ziyareti için küçücük bir şeyler getirdi. Burada olmayan şeyler, peynir, ekmek, domates, su. Hoşça kal Delfin, seni yarın akşam alırım. Delfin'in bavulunu nereye koysam? Benim odama, evin en üst katına. Bu bavul sadece bir gecelik ziyaret için. Aa, evet. Ben de o yüzden küçük bir bavulla geldim efendim. Şimdi Delfin buraya dilimiz hakkında pratik yapmak için geldi. Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Peki anneciğim. Öncelikle sizden özür dilemeliyim. Dilinizi pek iyi konuşamıyorum. O kadar da kötü değilsin. Çok naziksiniz Bay Domuz. Ama dilinizi konuşmakla ilgili bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Ben konuşmakta uzmanım. Sor bakalım. Sizin dilinizde bölünmüş mastarlar düzensiz fiil şeklinde midir yoksa zamir midir? Saat bayağı geç oldu. Delfin'in yatağını hazırlasak mı? Anne, anne! Delfin benim yatağımda yastığı diğer tarafa koyup yatabilir mi? İyi fikir Peppa. Peppa ve Delfin aynı yatağın iki ucunda yatıyor. Hadi çocuklar, şimdi uyumaya çalışın. Yarın çok yoğun bir gün. Delfin seninle oyun grubuna gelecek. Bay canına. Domebia. Domebia, Fransızca'da iyi uykular demek. Benim hiç uykum yok ki. Hadi şarkı söyleyip uyumaya çalışalım Peppa. Evet. Kardeş Çaku, kardeş Çaku, uyuyor musun? Uyuyor musun? Çanlar çalıyor. Delfin'in güzel şarkısı herkesi uyuttu. Delfin Peppa'nın oyun grubuna geldi. Madam Güzel, bu Fransız arkadaşım Eşek Delfin. Bonjour. Bonjour Delfin. Delfin dün gece çok güzel bir Fransızca şarkı söyledi. Ona dilimizde bir şarkı öğretebilir miyiz? Bing Bong şarkısına ne dersiniz? Evet, ama bana bu Bing Bong şarkısını söyleyin. Öğrenmeme faydası olur. Peki. Melodi çalıyor ve şarkı söylüyoruz. Bing ve bong ve bing diyerek. Bong bing bu, bing bong bing, bing bong bing bing bong bing bu. Bong bing bu, bing bong bing, bing bong bing bing bong bing bu. Harika. Dilinizde bir sürü yeni kelime öğrendim. Bing bong, bingli bongli. Pedro'nun öksürüğü. Bugün okul günü. Peppa ve arkadaşları müzik dersindeler. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Affedersiniz Madam Gaza. Olamaz. Pedro'yu öksürük tuttu. Sorun değil. Hemen Doktor Brownberry'i arıyorum. Ben Doktor Brambell. Merhaba doktor. Ben Madam Gazel. Bir çocuğumuz hasta da. Panik yapmayın. Hemen oraya geliyorum. Sorun ne acaba? Öksürüyorum. Anladım. Gıcık mı tuttu yoksa göğüsten gelen bir öksürük mü bu? Şey bilmiyorum ama işte bu şekilde. Peki bu öksürük ne zaman başladı? Madam Gazel şarkı söylemeye başlayınca. Ciddi bir şey değil ama Pedro'nun öksürüğü bulaşıcı olabilir. Bulaşıcı ne demekti? Bazen biri öksürdüğünde başkaları da öksürebilir. İlaç içmem gerekiyor mu? Sadece küçük bir kaşık. Maalesef bunun tadı pek güzel değil. Tadı eski ayakkabının içine reçel konmuş gibi. Teşekkür ederiz Doktor Brownberry. Hoşça kalın. Düşündüğüm gibi Pedro'nun öksürüğü bulaşıcıymış.
Pedro'nun öksürüğü köpek Deni ve koyun Suzi'ye de bulaştı. Aç ağzını. Çok garip bir tadı var. Hala aromalı yoğurda benziyor. Tadı çiçek gibi. Aferin size. İlaçlarınızı usluca içtiniz. Siz hiç hasta oluyor musunuz Doktor Bramberg? Hayır Peppa, ben hiç hasta olmam. Her gün bir elma yiyorum. Hoşça kalın. Eve gitme vakti ve aileler çocuklarını almaya geldiler. Anne, baba, ben öksürüyorum. O yüzden Doktor Bramberg de gelip bize baktı. Bize tadı korkunç bir ilaç verdi. Madam Gazel, şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü bütün yetişkinlere bulaştı. Ben Doktor Bramberg. Ben Domuz Peppa. Bütün yetişkinler hasta oldu. Merak etme Peppa. Hemen geliyorum. Herkese merhaba. Oh, Pedro'nun öksürüğü size de bulaşmış. Peki, sıraya girip ağzınızı açın bakalım. Tadı krema ve pis çorap gibi. Bize baktığınız için teşekkür ederiz Doktor Bramberg. Siz hastalanınca size kim bakıyor peki? Kimse bana bakmıyor. Ben hiç hastalanmam. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü Doktor Bramberg'e de bulaştı. Sorun yok. Hoşçakalın. Zavallı Doktor Bramberg. Hasta ama ona bakacak hiç kimsesi yok maalesef. Kim bu acaba? Merhaba. Size bakmaya geldik. İşte biraz meyve. Ve yastıklar. Ve işte ilacınız. Tadı reçelli, yoğurt aromalı, kremalı çorap gibi. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz için bir şarkı. Eğlenceli koşu. Çok yağmurlu bir hava ve okulun çatısı su sızdırıyor. Okul çatısını onarmak için nasıl para toplayabiliriz? Eğlence koşusu yapabiliriz. Eğlence koşusu nedir? Piknik yapılan ve koşanları izlemek için para verilen bir gün. Ne kadar para verilirse o kadar koşulur. İyi fikir Baba Domuz. Ne kadar koşabilirsiniz? Ne? İstediğiniz kadar koşabilirim. Ama baba, sen hiç koşamazsın ki. O da nereden çıktı? Ben koşu uzmanıyım. Güzel. Başka koşmak isteyen var mı acaba? Hayır, teşekkür ederiz. Ama Baba Domuz'un koşusunu görmek için para veririm ben. Ben de. Ben de. Harika. Teşekkür ederim Baba Domuz. Peppa ve ailesi makarna yiyor. Nefis. Başka makarna var mı? Baba Domuz, 3 tabak yedin zaten. Yemek bana enerji veriyor. Ve eğlence koşusu için bana enerji lazım. Koşu antrenmanı da yapman lazım. Bugün yemek antrenmanı yapsam, yarın da koşu antrenmanı yapsam? Olmaz baba. Koşu antrenmanını bugün yapmalısın. Hadi baba, yarışalım. Bu çok kolay. Yokuş aşağı koşmak kolaydır. Yokuş yukarı koşmak zordu. Keşke o kadar makarna yemeseydim. Eğlence koşusu günü geldi. Madame Gazelle'in Baba Domuz'un ne kadar koşması gerektiğini gösteren bir çizelgesi var. Baba Domuz buraya kadar koşabilirse... Süpermarket. Sonra buraya. Orası büyük babamın garajı. Sonra da buraya. Rüzgarlı kale. Okulun çatısını tamire yetecek kadar para toplarız. Hemen koşuyorum. Yerine hazır, başla. Koştum. Şimdi piknik yapabiliriz. Şapşal baba, bu sadece bir çizim.
Evet, şimdi gerçekten Rüzgarlı Kale'ye kadar koşmanız gerekiyor. Yerinize hazır, başlayın. Okul otobüsü Rüzgarlı Kale'ye ulaştı. Şimdi herkes piknik yapabilir. Su, su. Ne güzel, sıcak bir gün. Aha, böyle dinlenip para toplamak da çok güzel. Su, su. Baba domuz süpermarkete ulaştı. Bu kadar koşunca çok susadı. Hadi teleskoptan bakalım. Babamı görebiliyorum. Teleskop her şeyi yakınlaştırıyor. Aa, pek hızlı gitmiyor. Baba domuz büyük baba köpeğin garajına ulaştı. Bu kadar, daha fazla koşamam. Babam durdu. Aa! Çok terlemiş gibisin. Seni serinletip enerji verecek bir şey lazım sana. Bir çubuk dondurma alsana. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Ah çok güzelmiş. Ah, eşek arısı. Kış, kış. Git başımdan küçük haşara. Eşek arısı baba domuzun çubuk dondurmasından istiyor. Hayır, bu benim dondurmam. Babam yine koşmaya başladı. Çok da hızlı gidiyor. Yaşasın. Çekil. Git buradan. Çekil. Artık durabilirsiniz baba domuz. Okul çatısı için yeterince para topladık. Baba domuz eşek arısından kurtuldu. Çok iyi baba domuz. Bu fazladan koşuyla okul otobüsü için de yeterli para toplamış olduk. Teşekkür ederim baba domuz. Rica ederim. Büyük babanın gübre yığını. Baba domuz öğle yemeği için sebze çorbası yapıyor. Yardım edebilir miyim babacığım? Teşekkür ederim Peppa. Bütün sebze kabuklarını toplar mısın? Tamam. Dur Peppa. Sebze kabukları normal çöp kutusuna atılmaz. Bu kahverengi kutuya atılır. Ooo, muz. Evet öyle George. Muz kabuğu, soğan, havuç, her türlü sebze ve meyve atığı var burada. Büyük baba ve büyük annenizin hoşuna gidecek. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz patates kabuğu mu yiyor yani? Hayır Peppa. Bunlar büyük babanın bahçesi için. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Yemekten sonra götürürüz bunları. Anne domuz, Peppa ve George sebze kabuklarını büyük anne ve büyük baba domuzun evine götürüyor. Geldik. Yaşasın. Yaşasın. Büyük baba domuz. Baba domuz. Size özel bir hediye getirdik. Aa, sebze kabukları. Harika. Bahçem bunlara bayılacak. Bahçen sebze mi yiyor senin? Hayır Peppa. Bu kabuklar benim organik gübrem içindir. O nedir? Gel göstereyim. İşte bu. Bu ahşap bir kutu. Evet Peppa. Ama çok zeki bir ahşap kutu bu. Bu kabukları üst üste koyuyorum ve alttan çok güzel, çok faydalı bir gübre çıkıyor. Yoksa bu sihirli bir kutu mu? Hayır Peppa. Buna yardımcı olacak küçücük dostlarım var benim. Nerede? Burada. Bak. Aa, kıvrık kurtçuklar. Kıvıl kıvıl. Kurtçuklar sebze ve meyveleri gübreye çeviriyor. Büyük baba. Organik gübren için kıvrık kurtçuklar bulabilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Hadi gel George. Biraz daha kıvrık kurtçuk bulalım. Kıvrık bir kurtçuk. Kıvıl kıvıl. Kıvrık kurtçuk. Kıvrık kurtçuk. Nasılsın? Seni seviyorum. Kıvrık kurtçuk.
Aferin size. Şimdi uslu ol ve hepsini organik gübreye dönüştür. Daha sonra o gübreyi alıp... Biliyorum, biliyorum. Yere tohum ekiyorsun, üstünü gübreyle kapatıyorsun ve ağaca dönüşüyor. Evet Peppa. Ağaç demişken gidip büyük anne domuza yardım etsek ne iyi olur. Meyve bahçesinden meyve topluyor şimdi. Meyve bahçesi nedir? Meyve ağaçları olan yer. Bu bahçe benim küçüklüğümden beri var. Merhaba büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Elma toplamama yardım mı edeceksiniz? Evet büyük anne. Aa, bu elmalar çok yüksekti. Merak etme Peppa. Büyük anne ve büyük babanın elma toplamak için iyi bir yöntemi var. Herkes ağaca yaslansın. Üç deyince ağacı bütün gücünüzle sallayın. Bir, iki, üç. Elma yağıyor. Büyük anne, elmayı yiyebilir miyiz lütfen? Tabii ki Peppa. Bu nefismiş. Elma çekirdeklerini ne yaptığımızı tahmin edin bakalım. Kıvıl kıvıl. Aynen öyle. Elma çekirdekleri de kurtçukların gübre karışımına gidiyor. Aferin George. Gübre kurtçuklara da aferin. Gökkuşağı. Peppa ve ailesi arabayla dağa gidiyor. Daha gelmedik mi anne? Daha değil Peppa. Hadi bir oyun oynayalım. Hepimiz en sevdiğimiz renklerde bir araba gösterelim. Tamam. Benim en sevdiğim renk yeşil. Benimki turuncu. Benimki kırmızı. George, senin en sevdiğin renk nedir? Mavi. George'un en sevdiği renk mavi. Bakalım önce hangi renk araba geçecek? Tamam. İşte yeşil arabasıyla kedi kendi geliyor. Ho ho, yeşil. Benim en sevdiğim renk bu. Ben kazandım. Merhaba kendi. Merhaba Peppa. İşte büyük baba köpeğin çekici kamyonuyla köpek Deni geliyor. Turuncu, ben kazandım. Merhaba Deni. Merhaba Peppa. Ho ho ho, bir araba daha geliyor. Bu Suzi. Merhaba. Merhaba Peppa. Mavi. Evet George, mavi bir araba. Yani sen kazandın. Bu ne kadar şapşal bir oyun. Hiçbir yerde kırmızı bir araba yok ki. Kırmızı bir araba var Peppa. Nerede? Söyle bakalım bizim arabamız ne renk? Kırmızı. Ben kazandım, ben kazandım. Aile dağa ulaştı. Zirveye çıktığımızda manzara çok güzel olacak. İşte geldik. İyi yaşasın. Şu güzel güneşli manzaraya bakın. Olamaz. Yağmur yağmaya başladı. Güzel manzara nerede peki? İşte güzel manzara. Bu Bayan Tavşan'ın dondurma arabası. Merhaba Bayan Tavşan. Merhaba Baba Domuz. 4 tane dondurma lütfen. Neli olsun istersiniz? Nane, portakal, çilek ve yaban mersini lütfen. Tamam. Bakın ne aldım. Dondurma. En sevdiğimiz renklerdi. Evet, aynen öyle. Yeşil bana. Turuncu bana. Çilek kırmızısı bana. Ve George'un ki de... Mavi. Bakın, güneş çıktı. Ve bakın, bir de ne çıktı? Gökkuşağı. Peppa ve George gökkuşaklarına bayılıyor. Gökkuşağı sadece hava aynı anda hem güneşli hem yağmurluysa çıkar. İçinde bütün sevdiğimiz renkler var. Evet. Kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi. Gökkuşağının sonunda ne bulunur biliyor musunuz? Hayır. Hazine bulunur. Gidip hemen hazineyi bulabilir miyiz? Tamam.
Gökkuşağının sonu hemen sonraki tepedeymiş gibi görünüyor. Hadi gidelim. Yağmurlu ve güneşli gökkuşağı geldi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Kırmızı, turuncu ve sarı ve yeşil ve mor ve mavi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. İşte geldik. Gökkuşağı nereye gitmiş? Diğer tepenin oraya gitmiş. Seni yaramaz gökkuşağı. Hadi çabuk yakalayalım. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. Yağmur durdu. Gökkuşağı da gitti. Üzülme George. Belki gökkuşağı geride biraz hazine bırakmıştır. Burada bir şey var. Gökkuşağının hazinesini buldun mu yoksa? Evet, buldum. Büyük bir çamur birikintisi. Yaşasın. Bence bu en iyi gökkuşağı hazinesi. Polly'nin tekne gezisi. Büyük baba domuz Peppa'nın yolunu tekne gezisine götürüyor. Papağan Polly de gidiyor. Büyük baba domuz, cep telefonunu aldın mı? Evet büyük anne domuz. Sakın suya düşürme. Düşürmem büyük anne domuz. Telefon açık mı? Evet büyük anne domuz. Güle güle. İşte büyük baba köpek. Merhaba. Merhaba. Denize çıkmak için güzel bir gün. Ben de gidecektim ama teknemi temizlemem lazım. O paslı tekneyi temizlemekle neden uğraşıyorsun ki? Hala yüzmesine bile şaşırdım kaldım. Bu paslı tekne senin eski teneke teknen nehrin dibine battıktan çok sonra bile yüzmeye devam edecek. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Tam yol ileri. Güle güle. Bu teknenin kaptanı benim ve kaptan size bir şey yapmanızı söylerse mutlaka yapmanız gerekmektedir. Emredersin kaptan. Emredersin kaptan. Papağan Polly duyduğu her şeyi tekrar ediyor. George, bayrağı çek. George, bayrağı çek. Peppa, zili çal. Peppa, zili çal. Büyük baba, kaptan ben olabilir miyim lütfen? Tamam ama kaptan olarak bu şapkayı takmam gerekiyor. Şimdi Peppa kaptan oldu. Herkes sözünü dinlemek zorunda. Zili çal. Dümeni çevir. Emredersin kaptan Peppa. Hoplayıp zıplayın. Kaptan Peppa biraz otoriter. Artık yine ben kaptan olsam iyi olur. Bir yere çarpmak istemeyiz değil mi? Tekneyi kontrol etmek biraz zor olabilir. Neyse ki ben bu işte iyiyimdir. Olamaz. Büyük baba domuzun teknesi küçük bir adacığa çarptı. Büyük anne domuzu arayacağım. O yardım gönderebilir. Büyük baba domuz telefonunu suya düşürdü. Ben büyük anne domuz. Alo? 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 Bir şekilde büyük annenize mesaj iletmeliyiz. Büyük annenize mesaj. Polly büyük annemin yanına uçabilir. İyi fikir Peppa. Polly'ye ne diyeceğini ben öğretebilirim. Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz diyor ki... İmdat, imdat. İmdat, imdat. İşte gördünüz mü çocuk oyuncağı. Büyük baba domuz diyor ki çocuk oyuncağı. Seni şapşal ihtiyar kuş. Seni aptal ihtiyar kuş. Merhaba Polly. Burada ne işin var? Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz ne diyor? Seni şapşal ihtiyar kuş. İmdat! İmdat! Aman tanrım. Büyük babanın yardıma ihtiyacı olmalı. Büyük baba köpek. Merhaba büyük anne domuz. Büyük baba domuzun yardıma ihtiyacı var. Lütfen onu kurtarır mısın? Bir zevkle madam.
Yaşasın! Merhaba! Yardım lazım mı kaptan? Olabilir. Pasta eski teknemin seni kurtarmasını ister misin peki? Evet, lütfen büyük baba köpek. Şunu yakala kaptan. Emredersin kaptan. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Büyük anne, Polly yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi mi? Evet, Polly çok zeki bir papağan. Ben zeki bir papağanım de. Vaf, vaf! Ben zeki bir papağanım. Vaf, vaf! Kütüphane. Yatma vakti geldi. İyi geceler Peppa, iyi geceler George. Bana hikaye okur musun lütfen? Tamam, sana Kızıl Maymun kitabını okuyayım. Her zaman onu okuyorsun. Kızıl maymun banyo yapar, dişlerini fırçalar ve yatıp uyur. Ah, evet. Evet öyle oluyor. Acaba başka bir hikaye seçebilir miyiz? Mavi kaplan, yeşil örümcek, turuncu penguen. Ah, bu da nedir? Betonun harika dünyası. Ben de onu arıyordum. Bu senin kitabın mı baba? Kütüphaneden ödünç aldığım kitap. Kütüphane nedir baba? Okumak için kitap aldığın ve okumayı bitirince geri götürdüğün bir yer. Ama baba domuz bu kitabı geri götürmeyi unutmuş. Bunu uzun zaman önce almıştım. Neyse, yarın geri götürürsün. Şimdi yatma zamanı geldi. Babam hikayesini okuduktan sonra. Bu hikaye sayılmaz Peppa. Lütfen oku babacığım. Pekala. Betonun harika dünyası. Beton, kum, su ve kimyasal maddelerin karışımından oluşan bir inşaat malzemesidir. Birinci bölüm, kum. Peppa, George ve anne domuz uyuyakaldı. Sabah oldu. Peppa ve ailesi kütüphaneye geldi. Vay canına, ne kadar çok kitap var. Şşşt, Peppa, kütüphanede sessiz olmalısın. Ama neden? Çünkü insanlar buraya sessizce kitap okumaya geliyor. Sıradaki lütfen. Bayan Tavşan kütüphaneci. Merhaba anne domuz. O kitapları iadeye mi geldiniz? Evet, Bayan Tavşan. Peki bakalım. Bilgisayar neden bipliyor? Yaramazlık yapıp kitabı çok uzun süre saklamış mısınız diye bakıyor. Bu kitabı uzun zaman önce almış olabilirim. Merak etmeyin baba domuz. O kadar kötü olamaz. Olamaz. Baba domuz, bu kitabı 10 yıl önce almışsınız. Yaramaz baba. Affedersiniz Bayan Tavşan. Sorun değil. Şimdi başka kitap alabilirsiniz. Bayan Tavşan, George ve ben de kitap alabilir miyiz lütfen? Elbette. Çocuk bölümü burası işte. Aa bak, periler, çiçekler, güzel elbiseler. Merhaba Peppa. Aa, merhaba. Futbolla ilgili bir kitap alıyorum. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Hemşirelerle ilgili bir kitap aldım. George dinozorlarla ilgili bir kitap seçti. Dinozor. Bakın ne buldum. Betonun dünyadaki macerası. İşte Kızıl Maymun kitabı. Kızıl Maymun kitabı olmaz. Bu çok sıkıcı. Bu farklı bir hikaye. Daha eğlenceli olabilir. Eminim değildir. Bir zamanlar kızıl bir maymun varmış. Oh, banyo yapmış, dişlerini fırçalamış ve sonra yatmış. Hayır, uzay roketine binip Ay'a gitmiş. Bir dinozorla piknik yapmış. Denizin dibinde yüzmüş ve en yüksek dağa tırmanmış. Çok yoğun bir günmüş. Bitti. Vay canına. Yine oku hadi. Bu kitabı alıp evde okuruz Peppa. Ama ben şu kitabı almayı düşünüyordum. Yoksa bunu muydu? İstersen üçünü de eve götürebilirsin Peppa. Yaşasın. Önemli olan şu, zamanında getirmeyi unutmamalısın. Peki Bayan Tavşan. En
Elbette. Bu arada siz de kitabınızı getirmeyi unutmamalısınız baba domuz. Evet, babama hatırlatırım bunu. Evet Peppa, eminim hatırlatırsın. Karavan. Peppa ve George bugün çok heyecanlı. Tatile çıkıyorlar. Aa, babam nerede? Baban gizli bir sürpriz getiriyor. Bu da ne? Bu bir karavan. Tatilimiz için ödünç aldık. Bu karavanda her şey var. Bu düğmeyle lavabo çalışıyor. Vay canına. Bu düğmeyle de televizyon çalışıyor. Bu düğme ne işe yarıyor peki? Emin değilim. Öğrenene kadar basmasak iyi olur. Herkes tatile çıkmaya hazır mı? Evet anne domuz. O zaman gidelim. Bu harita biraz karışık. Baba, kaybolmak istemiyoruz. Merak etme Peppa. Ben harita okumakta uzmanım. Oo, çok tuhaf. Yoksa kayıp mı olduk? Evet. Bu büyük baba köpek ve köpek Danny. Merhaba Peppa. Merhaba Danny. Biz kaybolduk. Kayıp mı? Uydu navigasyonunuz bozuk mu? Uydu navigasyonu mu? T-3200 model karavan kullanıyorsunuz değil mi? Uydu navigasyonu standarttır. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Demek bu düğme bunun içinmiş. Bugün nereye gidiyoruz? Karavan konuşuyor, şuna bak. Çok zeki değil mi? Bilgisayar sesi yolu bulmanıza yardım eder. Ama nereye gitmek istediğimizi nereden biliyor ki? Siz söylüyorsunuz. Merhaba Bayan Karavan. Merhaba. Biz tatile gidiyoruz. Bize yolu gösterebilir misiniz? Bu yolda dümdüz ilerleyin. Yardımınız için teşekkür ederiz büyük baba köpeğim. Rica ederim. İyi tatiller. Tehlike, tehlike. Benzin azaldı. Benzin nedir? Benzin motorun düzgün çalışmasını sağlar. Peki benzinimiz biter mi baba? Hayır, bu uyarılar bize bolca zaman tanır. Benzin bitti. Olamaz. Neyse ki yedek benzin bidonumuz var. Bu çok iyi baba domuz. Şimdi benzini motora boşaltıyoruz ve... Ne oldu? Burada hiçbir şey yok. Burası boş. Motor gitmiş. Anne koyun ve koyun Suzi geldi. Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Motorumuz kayboldu. Motorunuz mu kayboldu? Evet. Tamamen ortadan kayboldu. Yardım etmek isterim ama motorlardan hiç anlamam. Şapşalca konuşuyor olabilirim ama bu biraz motora benziyor değil mi? Evet, iyi tespit anne koyun. Karavanın motoru arka tarafta. İşte bu kadar. Benzinim yeter. Teşekkür ederim anne koyun. Rica ederim. İyi tatiller. Yaşasın. Yatma vakti. Peki nerede yatacağız? Anne domuzla ben bu yatakta yatacağız. Siz ikiniz de üst katta. Ama burada bir üst kat yok ki. Bak şimdi. Karavanın tavanı yükseliyor. Karavan bizim küçücük evimiz gibi. Tatildeyken burası bizim küçük evimiz zaten. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Tavşan Richard oynamaya geliyor. Peppa ve George odalarında oynuyorlar. Bu en harika ev olacak.
George, tavşan Richard geldi. George! Richard! Dinosoy! Dinosoy! Hoşçakal Richard, sonra gelip seni alırım. Tamam mı? Görüşürüz. George ve tavşan Richard çok iyi arkadaşlar. Oyuncak sepetini bir volkana çevirdi. Richard oyuncak ağaçlardan bir orman yapıyor. George yapboz parçalarından nehir yaptı. Dinozor! George ve Richard yatak odasını dinozor diyarına çevirdi. Ben gidiyorum. Burası çok gürültülü. Patates diyorum. Ben de patates diyorum. Patates. 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 Yağmurlu günlerin patates. En iyi yanı patates. Televizyonda patates. Önemli patates. Programlar izliyor patates. Olmamız. Patates. 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 Anne, George patates. Ve Richard patates. Yatak odasını dinozor diyarına patates. Çevirdiler. Patates. Ve patates. Dinozor diyarı patates. Çok gürültülü. George'un en iyi arkadaşı yanında. Patates. Ama benimle oynayacak patates. Hiç kimse yok. Koyun Suzy'yi davet edebilirsin. Koyun Suzy, Peppa'nın en iyi arkadaşı. Suzy gerçekten de bize gelebilir mi baba? Hadi onu arayalım. Alo, merhaba ben Koyun Suzy. Suzy, benim Peppa. Hemen bizim eve gelebilir misin? Evet Peppa. Hemşire kıyafetimi giyebilir miyim? Olur. Ama çabuk gel olur mu? Hoşça kal Suzy. Sonra gelip... Çabuk Suzy hadi yukarı çıkalım. Seni alırım. George, Richard, hemşire Suzy geldi. Ve hemşire Suzy diyor ki burası dinozor diyarı değil. Burası bir hastane. Her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil. Bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yemyeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozor da hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinozor! Şşş. Hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf! Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Bakın dışarıda yağmur durdu. Yani? Yani belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onlar küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız oyunları seviyoruz. Ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur birikintisi. Çamur birikintileri ne içindir? Toplayıp zıplamak için. Herkes çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılır. Büyük kız da olsalar küçük oğlandı.